Fiyatı sebebiyle operatörler üzerinden 12 ay taksitle satın alabileceğiniz bir telefon Huawei Nova Y70. Bu videodaki konuğum arkadaşlar, gelin hep birlikte Nova Y70 bizlere neler sunuyor bir yakından bakalım. Arkadaşlar biliyorsunuz kanalımı sizlerin sayesinde ve sizlerin desteği sayesinde daha ileriye taşıyabiliyorum. Dolayısıyla hem YouTube kanalıma hem de açıklama bölümünde bulunan sosyal medya hesaplarıma abone olup takip edip beni desteklerseniz sonsuz mutlu olurum. Siz ve sevdikleriniz sayesinde işleri bir tık daha ileriye götürebilirim. Bunu da sizlere hatırlatmak isterim. Desteğinizi lütfen benden eksik etmeyin. Şimdi Huawei Nova Y70 arkadaşlar, fiyatı sebebiyle çok aranacak bir akıllı telefon bence ve dikkat de çeken bir akıllı telefon. Ancak işin teknik detaylarına indiğimiz zaman bu akıllı telefonda çok bilindik detaylarla karşılaştığımızda sizlere söylemek isterim. Hatta bazılarınızın da oldukça eleştirici özellikleri de yok değil bu akıllı telefonun, ama kutu içeriğiyle devam edelim isterseniz. Nova Y70'in kutusuna baktığımız zaman 22,5 wattlık bir adaptör, kablo ve telefon çıkıyor arkadaşlar. Kılıf konusunda %100 emin değilim. Hani bendeki cihaz test cihazı olduğu için içine bir kılıf olabilir. Sizlerin alacağında kılıf var mı yok mu bilemediğim için oraya böyle net var ya da yok diyemiyorum, ama bendeki cihazın kutusundan çıktı, tekrar söyleyeyim, bir test telefonu. Bu telefonun doğrudan artılarıyla devam etmek lazım. İçerisinde 6000 mAh'lik bir batarya var arkadaşlar bu akıllı telefonun. Tabi bunun sayesinde de yaklaşık 3 günlük bir pil ömrünü bizlere sunabiliyor Nova Y70 modeli. Şöyle önüne doğru da çevireyim, sizlere ön ekranını bir yandan göstereyim istiyorum ama oyun açık kalmış. Şöyle yapayım ve devam edeyim. Yandaki parmak izi okuyucusu hakikaten çok performanslı çalışıyor. Bu tarz parmak izi okuyucu tasarımına sahip cihazlarda zaten genelde parmak izi okuyucusunun hızı çok iyi oluyor. Bu telefonda da yine aynı şekilde çalıştığını sizlere söyleyebilirim. Bu cihazdaki genel malzeme kalitesi oldukça yerinde arkadaşlar. Sizlerin de malzeme kalitesi anlamında bu fiyat seviyesinde tabii ki rakipleriyle bir tutabileceğiniz bir model olduğunu içtenlikle sizlere aktarabilirim. Ve gelelim işin eksilerine doğru. Buradan hemen birkaç tanesini vereyim sizlere. Cihazda bulunan işlemci ve yazılım tarafında önemli bulduğum detaylar var arkadaşlar. Onları da sizlere aktaracağım. Ekranla devam edelim. Ekranda 6.75 inçlik bir panel görev yapıyor. Bu panel IPS LCD yapılı bir panel. HD Plus çözünürlüğe sahip, yani 720x1600 piksellik bir ekran. Telefonun ekranının performansı fena değil arkadaşlar. Ancak bu fiyat seviyesinde önemli rakipleri olduğunu da sizlere söylemek isterim gerçekten. Ekran deneyimi için ekran kasa anlamı oranında başarılı bulsam da maalesef sizler için düşük kaldığı anlar olabiliyor. Bu yüzden ekran kısmında bunları sizlere aktarmak istedim. Gelelim işin performans tarafına. Cihazın içerisinde yaklaşık 4 yıldır tanıdığımız ve sıklıkla gördüğümüz bir işlemci olan Kirin 710 bulunuyor arkadaşlar. Şimdi ben bunu söyler söylemez aranızda yanlış mı duydum diyenler olabilir. Hayır, yanlış duymadınız. Bu akıllı telefonda Kirin 710 var. Benim açıkçası bu işlemci modeli için aklımda kalan tek şey şu arkadaşlar. Şöyle bir düşündüm, hatta not da aldım. Bu işlemcinin iyi bir pil ömrüne sahip olduğu ve aynı zamanda da iyi bir performansa sahip olduğu benim aklımda kalan detaylardan arkadaşlar. Ancak onun dışında keşke Kirin 710 yerine daha güncel bir işlemciyi bu akıllı telefonda kullansaymış Huawei tarafı. Bunu da söylemeden geçmek istemedim. Şimdi bu akıllı telefonun işlemci performansının tabii ki hangi seviyede olduğunu da sizlere özetlemem lazım. Cihazın işlemci performansı şöyle Geekbench skorlarını falan da baktığımız zaman çok net bir şekilde görüyoruz. Giriş orta seviye konumunda diyebileceğim, böyle girişin orta seviye konumundaki bir işlemci performansını bizlerle buluşturuyor. Yani gün sonunda aslında bu akıllı telefonu tercih ederken şuna dikkat etmek lazım arkadaşlar. Bu cihazın bizlere sunduğu ve bizlere sunmaya çalıştığı şeyleri göz önünde tutarak bu cihazı tercih etmelisiniz ve beklentilerinizi o düzeyde tutmalısınız diye de eklemek istiyorum. Ve yazılım tarafında aslında işlemciden sonra en çok düşündüren şeylerden bir tanesini de değinmek istiyorum. Cihazın içerisinde arayüz olarak EMUI 12 var. Yani Huawei'nin en güncel arayüzü bu arayüz. Ancak biraz detaylara indiğimde derinliklerde bu akıllı telefonda Android 10 kullanıldığını gördüm. Ve açıkçası Android 10 yani bana biraz eski kalmış gibi geldi. Ancak bu açığı Huawei tarafı şöyle kapatmış. En güncel arayüzü bizlere sunuyor Android 10 üzerinde. Ve tabi burada Android 10'la bize en güncel arayüzü sunuyor olmasından dolayı da Kirin 710'un performansı da hiç fena durumda gözükmüyor arkadaşlar. Ancak buradaki durumu ben sizlere bu şekilde özetlemeye çalışayım. Yani işletim sistemi Android 10, üstündeki arayüz EMUI
MIUI 12 ve burada işlemcinin aslında performansından daha iyi bir şekilde en güncel arayüzü bizlerle buluşturmaya çalışmış marka tarafı. Ancak durum bu şekilde sizlere özetlemiş olalım ve RAM ile devam edeyim. RAM tarafında 4 GB'lık bir RAM var bu akıllı telefonda ve 128 GB'lık da bir depolama bu akıllı telefonda yine görev yapmakta arkadaşlar. Eğer isterseniz micro SD kart ile bu akıllı telefonun hafızasını 512 GB'a kadar artırabiliyorsunuz. Onu da sizlere söyleyeyim. Ancak hem SIM kartları hem de aynı zamanda micro SD kartı aynı anda kullanamıyorsunuz. Tek bir çekmecede iki tane giriş bulunduğunu da hatırlatmak isterim. Bu akıllı telefonda tahmin edeceğiniz üzere zaten Google servisleri yok. Google servislerini eğer kullanmak istiyorsanız G-Space isimli bir uygulamayı cihaza kurarak bütün Google uygulamalarına rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Ben biraz test ettim. Çoğunlukla sorunsuz bir şekilde çalıştığını sizlere aktarabilirim. Eğer aranızda isteyenler varsa G-Space içinde özel bir içeriği sizlerle buluştururum. Ancak şunu da söylemek lazım. Huawei App Gallery noktasında çok farklı bir noktaya taşıdı işleri. Artık App Gallery üzerinden hemen hemen günlük ihtiyacınız olan tüm uygulamaları bulmanız da mümkün oluyor. Bankacılık uygulamalarının da çoğu dahil App Gallery'de sizlerle buluşabiliyor. Yani burada bu akıllı telefon uygulama anlamında sizlere artık üzmeyecek seviyelere de geldiğini gönül rahatlığıyla söylemek mümkün. Tabii bazı konulardaki kolaylıkları da yine ben sizlere eğer sorunuz olursa aktarıyor olurum arkadaşlar yorumlar bölümünde. Nova Y70 performans anlamında özetlemem gerekirse günlük işlerin giriş seviyesinde olan versiyonları için bunlar için yeterli bir cihaz arkadaşlar. Yani giriş seviyesindeki birçok işinizi rahatlıkla bu akıllı telefonla halledebilir, ilerletebilirsiniz. Oyun performansı için de bu arada aynı şekilde aynı şeyleri söyleyebilirim sizlere. Ancak olayı bundan bir tık yukarıya taşımak istediğinizde bu cihazın da bir tık daha üst modellerine bakmanız gerekebilir. O açıdan da aklınızda bulunsun. Cihazın bizlere vaat ettiğini bu şekilde sizlere özetlemiş olayım ve arka tarafta bulunan üçlü kamera dizilimiyle de devam edeyim arkadaşlar. Ana kamerada 48 megapiksellik f1.8 diyafram aralığına sahip bir kamera görev yapmakta. Bu kameradan tahmin edeceğiniz üzere arkadaşlar OIS desteği yok. Hiçbir kamerada yok hatta cihazın üzerindeki. Ve bir diğer kameraya baktığımızda ise 5 megapiksellik bir ultra geniş açılı kamera görev yapıyor. Bu kamerada yine f2.2 diyafram aralığıyla bizlerle buluşuyor sevgili arkadaşlar. Üçüncü kameramız ise 2 megapiksellik bir tabii ki derinlik algılayıcı kamera. Bu kamerada f2.4 diyafram aralığına sahip. Şimdi kameraları şöyle özetleyeyim sizlere. Işık güzel olduğunda fena sonuçları bizlerle buluşturmuyor. Yani güzel hani diyebileceğim sonuçları bizlerle buluşturuyor. Ancak bazen yapay zekadan dolayı renklerde ufak tefek sapmalarında olduğunu ben gördüm bu akıllı telefonda. Tabii netlemede özellikle çekim yaparken çok dikkatli olmanızı da sizlere aktarmak istiyorum. Böyle netledikten sonra fotoğrafı çektiğinizde bir saniye falan bir bekleyin. Hemen pozisyonunuzu değiştirmeyin. Çünkü o zaman çektiğiniz fotoğrafta böyle bulanıklaşmalar falan oluşabiliyor. Hani orada bir mağduriyet olmaması adına sizleri uyarmak istiyorum. Işık azaldığında ise sonuç bir tık daha sıkıntılı olabiliyor ama gece modunda kullanım yaptığınızda işler bir tık daha iyiye doğru gidebiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu akıllı telefonda bir gece çekimi yaparken özellikle biraz daha dikkatli ve bu akıllı telefonun kamera arayüzünde sizlere sunulan özellikleri kullanmanızı da sizlere tavsiye ederim. Cihazdaki maksimum video kayıt seçeneğine baktığımızda ise 1080p 60 fps videolar kaydedebiliyorsunuz bu akıllı telefonla sevgili arkadaşlar. Sonuçlar gördüğünüz gibi yani bu cihazdan zaten video anlamında çok önemli bir beklentiye girmemeniz gerektiğini sizlere aktarayım. Zaten telefonun ana odak noktalarından bir tanesi video değil daha çok fotoğraf ve biraz daha uzun ömürlü pil arkadaşlar ve günlük işlerde size yeterli bir performans sunabilecek bir akıllı telefon olmak gibi bir amacı var bu cihazın. Dolayısıyla o amaçlara yönelik de bir cihaz olduğunu tekrardan sizlere hatırlatmak istiyorum ve buradan ön kameraya doğru devam ediyorum. Ön kameramızda 8 megapiksel bir kamera görev yapıyor arkadaşlar. Bu kamera f2.0 diyafram aralığına sahip ve yine ön kamerada ana kamerada olduğu gibi oldukça dikkatli bir şekilde kullanmanızı sizlere tavsiye ediyorum. Işık azaldığında ise sonuçlar şu anda gördüğünüz gibi diyebileceğim seviyede arkadaşlar. Sizler nasıl buldunuz bu arada fotoğrafları ve videoları yorumlara mutlaka yazmayı ihmal etmeyin. Buradan hemen pile geçelim. Pili de sizlere anlatayım arkadaşlar. Pil tarafında 6000 mAh'lik bir pil var. İşte dediğim gibi bu cihazın en önemli noktalarından, odak noktalarından bir tanesi zaten pili ve içerisinde bulunan kutudan çıkan 22,5 wattlık adaptör ile bu pili şarj edip yolunuza devam edebiliyorsunuz. Şarj süresi böyle 2 saate yakın sürüyor arkadaşlar. Sıfırdan 100'e doldurmak isterseniz. Onu da sizlere aktarmış olayım. Ve tabii burada kullanım ne kadar gidiyor? Açıkçası standart bir kullanımda bu cihazı 3 güne kadar gerçekten kullanmanız mümkün olabilir. Çünkü neden derseniz cihazın içerisinde bulunan Kirin 710 sayesinde hem büyük bir batarya da var yanında. Kirin 710'un da düşük güç tüketimi sayesinde bu akıllı telefonu standart kullanımlarda 3 güne kadar kullanmanız mümkün. Ama yoğun bir kullanım yaparsanız 1,5 günü geçmeniz çok da mümkün gözükmüyor. Ama bu cihazı kullanacak
kitleyi de düşündüğüm zaman açıkçası standart böyle işlerini yapmak için kullanan kullanıcılar için 3 günü rahatlıkla görebilecek bir akıllı telefon. Yani bu da haftada 2 defa şarj edebileceğiniz bir akıllı telefon konumuna getirmiş oluyor Nova Y70'i. Zaten bu cihazın ana odak noktalarından bir tanesi de tam olarak bu arkadaşlar ve geçelim son değerlendirmemize. Son değerlendirmeye geldiğimizde cihazın fiyatı 4999 lira arkadaşlar. Yani 5000 TL altında bir akıllı telefon olarak değerlendiriliyor bu cihaz satın almak istediğinizde. Bu sebepten dolayı da 12 ay taksitli operatör üzerinden satın alabiliyorsunuz. Mevcut piyasada tabi işlemcisi ve işte sizlere anlattığım işletim sistemindeki detayları sebebiyle bazı eleştirilebilecek yanları bu cihazın yok değil. Ancak uzun pil ömrü ve taksitle satın alınabiliyor olması gibi detayları sebebiyle bazı kullanıcıların dikkatlerini çekebilir diye düşünüyorum. Zaten cihazın artılarını, eksilerini ben elimden geldiğince sizlere aktarmaya çalıştım. Bundan sonrasında da sizlerin neler düşündüğünü ben açıkçası merak ediyorum ve yorumlarda da düşüncelerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşça kalın. Bay bay.